Yani ben özellikle bu girişimin, Netanyahu'nun evinin bombalanmasının ciddi anlamda bir güvenlik açığı olduğunu, fakat bilinçli bir güvenlik açığı olduğunu ve ABD'nin de buna bir şekilde ses çıkarmadığını düşünüyorum. Çünkü Apache helikopter, yani 80 kilometre dışarıdan yapılmış saldırı, İsrail için 80 kilometre ilerlemiş ve Netanyahu'nun çok özel korunan yazlık evinde bir saldırı olmuş, üzerine drone düşmüş. Yani bu şu demek: ben izin vermiyorum diye sana bir şey olmuyor ve benim dediğim çizgiye geri gelmelisin. Ben bunun mesajını Amerika'nın İran ve İran ilintili gruplar üzerinden verdiğini ve arka planda Netanyahu hükümetinin devrilmesi durumunda Amerika ile İran'ın özellikle Kamala Harris kazanırsa tekrardan bir nükleer anlaşma, serbest ticaret anlaşması yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü İran'ın tek bir meselesi var: rejimini ayakta tutmak. İbrahim Reis'in ölümünü de göz önüne aldığınızda, bütün bu parçaları bir araya getirdiğinizde rejimin şu anda Müçteba Hamaney'in geleceğine, yani Hamaney'in oğlundan bahsediyoruz, bir yatırım yaptığı ve son yıllarda özellikle Mansa Hamini olayı vardı biliyorsunuz. Sokaklarda olaylar vardı. Şimdi bu olaylardan sonra faydalanan iki tane rejim var. Netanyahu özelinde bu aşırı sağcı ekip, İsrail'de İran rejimi şu anda kendi içerisinde bütün isyanları, muhtemel bütün olayları ekarte etti ve şu an için eğer buradan bir şey çıkarabilirse Amerika olacak. Fakat kimin kazanacağının kavgasını yapıyorlar. Ben Amerika'nın da şunu söylemek istemiyorum asla: yani Gazze meselesini çok dert ettiği için yapmıyor bu meseleleri. Sadece kendi metodolojisi içerisinde yapılmadığı ve kendi gücünün sınırları zorlandığı için yapılıyor ki Biden yönetiminin kabinesinin %90'ına yakını Yahudi. Yani ona rağmen ilişkiler bu aşamaya gelmiş durumda. Bence burada alacakları çok fazla ders var. Özellikle İsrail iç siyasetinin, İran muhaliflerinin, aynı şekilde Amerika'nın da çok fazla ders çıkaracağını düşünüyorum bu süreçte. Sayın Taşçı, bu söyledikleriniz önemli. Bir kenara ben de not aldım. İlerleyen günlerde nasıl etkileyecek takip edeceğiz. Ama şimdi Netanyahu'nun evinin bir drone'la vurulmasından bahsetmiştiniz. Onunla ilgili de İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Netanyahu'nun konutuna İHA saldırısından İran'ı sorumlu tuttu. Hizbullah'ı işaret etti ama İran'ı da suçladı. Netanyahu, bugün bana ve eşime suikast düzenlemeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı dedi. O da İran'ı suçluyor. Şimdi siz Amerika'nın izin verdiğini söylüyorsunuz ama Netanyahu burada Hizbullah'ı işaret etmekten öte İran'ı suçluyorlar. Belki de bu suçlamanın temelinde İran'a yapacakları saldırının, misillemenin altyapısını daha da güçlendirmek mi amaç? Sayın Başbuğ, siz nasıl değerlendirirsiniz? Samet, biz bu konuyu dün gece gece bülteninde de konuştuk. Aynı Ufuk Hocam'ın söylediği gibi bir kanaat orada da belirtmiştim ben. Yani bunda konuda yapılan saldırının altyapısının, arka planının iyi okunması gerektiğini, acaba bunun İran'a bir saldırının önünü açmak için bir kurgu mu, kurgu olma ihtimali var mı yok mu, bunun da iyi incelenmesi gerektiğini ifade etmiştim. Ben hala aynı noktadayım. Yani evet, demir kubbe, delik kubbe, o güzel bir altyazı. Onu çok defa aşan bir Hizbullah gücü, aklı görüyoruz ama bu demir kubbenin toptan iflas ettiği, bittiği anlamına gelmez. Hele ki konut, Netanyahu gibi hedefte olan bir kişinin konutu. Dolayısıyla bu saldırıda içeriden bir destek var mı? Birileri bir mesaj mı vermek istiyor? Yoksa İsrail İran'a olası bir saldırının önünü açmak için bir altyapı hazırlığı içinde mi? Bunların iyi okunması gerektiği kanaatindeyim. Evet, Sinvar'ın karşılığı Netanyahu. Eğer sahada böyle bir misillemeye gidilecekse bu doğru mantık. Ama bu saldırı Hamas tarafından mı yapıldı, Hizbullah tarafından mı yapıldı? Daha bunları biz konuşurken bir anda Netanyahu'nun durduk yerde anında bir reflekse İran hedef gösterdiği, gereken cevap verilecektir. Hatta eşini de işin içine kattığı bir söylem işittik. Şimdi buna baktığın takdirde akla ilk gelen İran'a bir saldırının zemini mi hazırlanıyor? Bu soru akla geliyor. Sen de işte az önce bana sorduğun soru. Zaten yani doğru mantık da bu. O nedenle ben bu saldırıda biraz sanki böyle bir koku hissediyorum. Yani İran'a o saldırının gerekçelerini kuvvetlendirmek adına böyle bir ihtimali bir kenarda tutuyorum. Ha, arkasında Amerika vardır veya bir başka ülke vardır veya İsrail'in doğrudan kendisi vardır, bu tartışılır. Ama bu ihtimali bir kenarda tutalım.
Ha doğrudan hedef de alınmış olabilir ki Sinvar'ın bana göre karşılığı da o. Ama hani bu derece hiçbir savunma sisteminin devreye girmeden böyle bir saldırının alınmış olması biraz bizdeki bu kuşkuları, bu şüpheleri artırıyor. O nedenle böyle bir ihtimalle bir kenarda var olması gerektiğini düşünenlerdenim. Ufuk Hocam, siz değerlendirdiniz ama bir başlıkta da çok kısa değerlendirmenizi isterim yine. Bu saldırıdan sonra biraz önce bahsettiğim gibi Netanyahu'nun İran'ı işaret etmesi, yapacakları misilleme saldırısının altyapısını güçlendirmek adına mı? Belki sizin dediğiniz gibi, Coşkun Hocam da önceden belirttiği gibi, ABD'nin bir İsrail'i durdurma politikası da olabilir, hava sahasını delmesine izin vermesi. Ama bir yandan da İran'ı vurmak için Netanyahu'nun bir altyapı güçlendirmesi olabilir mi bu saldırı? Şimdi size az önce söylediğim cevabın, verdiğim cevabın devamı olarak yine bu sorunuza bir cevap vermek istiyorum. Bence burada şöyle bir durum var. ABD dediğim gibi sahada bir denge oluşturdu. Ve her ne kadar başkaları farklı türlü iddia etse de şu anda ben özellikle bir buçuk ay öncesinin ortamına göre bu Hizbullah'a yönelik mesajlaşma uygulamasına yönelik saldırıların olduğu zamandan itibaren baz alarak söylüyorum. Orada Netanyahu'ya bir galibiyet verildi. Ve onun üzerine Nasrallah olayı, şimdi Yahya Sinvar. ABD demek istiyor ki bak, istediğin galibiyeti sana vermek için ben elinden geleni yaptım, şimdi dur. Şu anda bir barış aşaması sağlamam lazım, seçimler var. Bunun bölgesel veya küresel bir savaşa dönüşmesi benim işime gelmiyor. Biden yönetimi için söylüyorum. Ve sahada bir denge oluşturmuştu ABD. Yani işte bu bahsettiğimiz kurgular üzerinden İran'ın yaptığı saldırı, İsrail'in yaptığı saldırı derken sahada bir denge oluşmuştu. Çünkü Netanyahu'yu eğer bu Hizbullah olaylarından önce masaya oturtmak isteseniz bir kaybeden olarak, hiçbir çıktı elde edememiş birisi olarak masaya oturması mümkün değildi. Fakat ABD şu anda diyor ki bak, ben sana özel istihbarat ekiplerini gönderdiği ortaya çıktı biliyorsunuz. Sinvar'ı ve diğerlerini ararken ABD'nin de. Ben sana bütün konularda yardımcı oldum. Sınırlarını benim çizdiğim şekilde bir psikolojik şu anda sana galibiyeti verdim. Şu anda dur. Fakat Netanyahu'nun durmadığını ve onu dinlemediğini, bütün hesabını Trump'a göre yaptığını zaten konuşuyoruz. Fakat burada bir detay var. Bence herkes kaçırıyor. Trump iki gün önce kendisine bu meseleler sorulduğunda artık barışın daha mümkün olduğunu düşünüyorum açıklamasını kendisi de yaptı. Şimdi bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ABD'den alması gereken mesaj Netanyahu'nun şu anda Harris de devam etse, Trump da gelse bir şekilde artık bir barış düzenlemek istiyor. Fakat burada tehlikeli bir husus var. Kimin barışı düzenlenmek istiyor? Yeni bir statüko mu oluşturmaya çalışıyorlar? Yani Netanyahu'suz İsrail mevzusuna ABD tarafı da ikna oldu ama Hamas'sız Filistin, kendi self determinasyon hakkı olmayan uluslararası toplumun da tepkisiyle işte bütün herkesten bu tırnak içerisinde riskli figürlerden arındırılmış ismiyle yeni bir statüko mu oluşturmak istiyorlar Filistin'de? Gazze'yi tekrardan Mısır'a mı devretmek istiyorlar yoksa Dahlan'a mı devretmek istiyorlar? Bence işin asıl en tehlikeli aşaması şu anda İran'a yapılacak olan saldırı değil. Yeni düzenlenmesi beklenen muhtemel barış ortamında şu anda kimin son sözü söyleyeceği. Bence asıl kavga da zaten bunun üzerinden çıkacak. Ben özellikle burada Körfez ülkelerine bir şey söylemek istiyorum. Bakın Şerif Hüseyin'e 1915'te İngilizler biz seni bütün Arapların kralı yapacağız, sen Osmanlı'dan toprak al dedikten 6 ay sonra yok sen bizi yanlış anladın demişlerdi. Ve 1917'de Rusya'da Bolşevikler devrim yapınca onlar bu maddenin ortaya çıkarmış ve öğrenmişlerdi. Tarih bununla dolu. Şu anda Türkiye'nin öncülük ettiği bir paktın etrafında bulunup bu barış sürecinde bir statüko inşasına izin vermememiz gerekiyor. Bu söyledikleriniz çok değerli. Şimdi devam edelim. Bir başka başlığı da değerlendirelim istiyoruz tabii ki bağlantılı. Sinvar'ın 7 Ekim'den önce Gazze tünellerinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Şimdi o görüntünün üzerinden de konuşalım istiyorum. Burada hemen ekranımızda o görüntü var. Onu anlatalım size. Bu noktada baktığımızda Sinvar'ın görüldüğü bir nokta var. Ailesiyle birlikte yürüyor, ilerliyor. Görüntüler ne anlatıyor onu söyleyeceğim. Çünkü 7 Ekim'den hemen önce çekildiği de iddia ediliyor bu görüntülerin. Şimdi baktığımızda Sinvar 7 Ekim talimatını böyle mi verdi? Bu görüntü bugün yayınlandı. Ne anlama geliyor Coşkun Hocam? Buyurun lütfen. Şimdi Sinvar'ın Hamas içindeki lakabı hayalet. Yani pek görünmeyen örgüt elemanı. Bu o meşhur tüneller değil mi? Evet. Gazze'nin altında olan. Evet, zaten
burada tarihte net gösteriyor işte 7 Ekim 2023 yani o saldırıdan az bir süre önce geçtiğimiz yıl 7 Ekim olaylarından saatler öncesi çekilen bir görüntü. Niye şimdi ve neden bu servis? Şimdi buna cevap aradığında malum Sinvar'ın şehit edildiği anda çekilen bazı görüntüler bütün dünya kamuoyuna sunuldu. İsrail'in işte orada bu görüntüleri sızdıran askerler hakkında asker de denmez, teröristler hakkında soruşturma yürüttüğü ifade ediliyor. Ve orada Sinvar'ın daha da hani zihinlerde bir idol, bir kahraman olarak yer aldığı, direnişi daha da kuvvetlendirdiği yönünde bir algı oluştuğu iddia ediliyor. Ki iddia doğru. Yani o görüntüler, o kare, son ana kadar o drone'a yapılan saldırı birçok kişinin takdirini topladı bizlerle birlikte. Şimdi bunu bir şekilde çürütmek lazım. Yani o direnişin psikolojik çöküntüsünü sağlamak için o görüntüler servis edildi. Ama tam ters tepki yaptı. Bunu çürütmenin yolu da işte bu görüntü. Dolayısıyla burada Sinvar'ın ailesiyle birlikte şu an görüldüğü gibi tünelden işte terk halinde olduğu, tüneli terk ettiği ve işte hani sanki burada muharebe meydanından kaçıyor gibi bir görüntü verilmek istendiği çok net ortada. Amaç ne? O görüntüyle bunu işte bir kıyas yaparak oradaki oluşan algıyı yıkmak. Ama bana göre o da ters teper. Çünkü burada bir o iddia edildiği gibi bir sahne yok. Ailesini bir şekilde ki bu... Saat 23.56'da 6 Ekim'de bir gidişi var. Sonra 7 Ekim gece 1.30 civarlarında ailesini almak üzere gelişi var. Şimdi bu görüntülerde hocam tabii burada tarih yazıyor ama yıllarca gazetecilik yaptığında bazı güvenlik kamerasında yazan tarih hatalı olabilir, hatalı eşleştirilmiş olabilir. Onu da dipnot olarak düşeyim. İddialara göre konuşuyoruz. İddialara göre konuşuyoruz. Yani, onu da dipnot düşeyim. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Aksa Tufanı gerçekleştirilecekse, Aksa Tufanı'nın mimarı Sinvar olduğu söyleniyor. Ya bu görüntüler, bu operasyonel hazırlığın saatler öncesini işaret ediyor mu size? Eski bir asker olarak soruyorum. Bir operasyon varsa saatler önce yine bir hazırlık aşaması olur, ekipleriyle olur. Orada yapacağı, adım atacağı asker, personel ya da savaşçı. Onlarla birlikte bir planlama olur. Bu ailesiyle birlikte ileri geri gitmesini nasıl yorumluyorsunuz? Samet zaten biz sadece şurayı konuşuyoruz. Öncesi ne var, sonrası ne oldu bilmiyoruz. Yani şuradan şuraya bir intikal söz konusu da. Ama operasyonun başında olan bir isim ailesini başka birileriyle bir yerden bir yere göndermez mi kendisi? İşte her şey olasılığı. Dolayısıyla buradan bir yere varamazsın. Artı dediğin gibi üzerinde oynanma var mı? Tarih doğru mu? O görüntü madem var, niye şimdiye kadar saklandı, niye şimdi? Birçok soru sorduruyor bu görüntüler insana. Hani iddialar üzerinden girerek biz buradan bir yere varamazsın diyoruz. Belki de dediğin gibi tarih yanlış. Görüntü farklı bir zamanda, farklı bir şekilde çekildi, bilemiyoruz. Ama burada Hamas'ın kullandığı tüneller olduğunu, Sinvar'ın olduğunu net görüyoruz. Ama dediğim gibi bu faaliyetin tarihi, saati veya ne amaçla yapıldığı başka bir tartışma konusu. Evet. Bana göre bu iddiaların özellikle dillendirilmesinin arka planında bu var. Oradaki oluşan o olumlu havayı, o yani Hamas'a verdiği gücü tekrar terse çevirerek o havayı yıkmak. Bu görüntülerin bana göre servis maksadı o. Üzerinde de oynanmış olabilir. Böyle bir ihtimali de bir kenarda tutuyorum ben. Sayın Taşçı'ya da hemen dönmek istiyorum. Sayın Taşçı, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu görüntüleri? Bu görüntüler ne amaçla ortaya atıldı? Sinvar 7 Ekim talimatını bu görüntülerin öncesinde sonrasında mı verdi? Coşkun Bey'e kesinlikle katılıyorum. Bir de sosyal medyada gördüğüm bu görüntüler üzerinden koparılan bir yaygara vardı. O da dikkat ederseniz eşinin çıktığı sahnede çantasının fotoğrafını çekmişler ve işte meşhur bir markanın çantasıymış, bilmem kaç bin euroymuş gibi özellikle İsrailli troll hesapların, sosyal medya hesaplarının bunu ciddi anlamda sirkülasyona soktuğunu gördük. Bunun sebebi de tam olarak Sayın Komutanımızın da dediği gibi, Coşkun Bey'in dile getirdiği gibi özellikle Yahya Sinvar'ın
bu şekilde bir tablo üzerinden öldürülmesini ben İsrail tarafının asla isteyeceğini düşünmüyorum. Ve bu tamamen ters döndü. Bakın şu anda bu olay olduğundan beri... Çok kısa toparlarsanız sevinirim. Evet, ben de aynı şekilde bir algı operasyonunun parçası olduğunu düşünüyorum. Ve bu olumlu oluşan Yahya Sinvar'a karşı önyargılı ülkelerin ve toplumların dahi onu kahramanlaştırdığı bu süreçte dezenformatif, evet, özellikle manipüle etmeye yönelik çirkin bir çaba olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.